Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, zweiteilige Konnektoren. Ancak bunu hatırlayacak olursanız, önceki dersimizde görmüştük. Burada bu sefer çeşitli cümleleri, değişik cümleleri görüyor olacağız. Bir metin içinde görüyor olacağız ve bunları inceleyeceğiz. Nerede, hangi konnektör, hangi bağlaç var diye ayrıntılı bir şekilde inceliyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. Şimdi buraya baktığımızda bir tekst görüyoruz arkadaşlar. Tekst neydi? Metin demekti. Evet, metnin konusuna baktığımızda Henry's und Noah's Kochstudio. Evet, Henry bu bir erkek ismi. Noah bu da bir erkek ismi arkadaşlar. Kochstudio. Kochen neydi arkadaşlar? Pişirmek demekti. Studio, evet stüdyo, yani yemek pişirme stüdyosu ya da mutfak da diyebiliriz, öyle değil mi? Fark ettiyseniz burada arkadaşlar Henry's, Noah's İngilizceden farklı olarak arkadaşlar Almanca'da üstten bir ayırma, bir işaret yok Almanca'da. Dolayısıyla sadece S'i koymuş oluyorum. Yani Henry'nin, Noah'nın derken burada İngilizceden farklı olarak arkadaşlar o apostrof denilen durum söz konusu değil Almanca'da. Onu da hatırlatmış olalım. Evet, ilk cümleye baktığımızda arkadaşlar ne diyor? Henry und Noah waren nicht nur gute Freunde auf dem Gymnasium, sondern sind auch danach gemeinsam zum Studieren nach England gegangen. Evet, uzun gibi gözükse de arkadaşlar çok da kolay anlaşılır bir cümle olduğunu göreceksiniz. Şimdi bir bakalım ne diyor? Henry und Noah waren, evet, eskiden bahsediyoruz değil mi? Präteritum. Nicht nur gute Freunde. Evet, böyle bir şeyler yandı mı arkadaşlar? Bir ışık yandı mı? Nicht nur neydi? Sadece değil. Değil mi? Gibi bir anlam vardı. Devam edelim. Nicht nur gute Freunde. Sadece iyi arkadaş değillerdi. Nerede değillerdi? Auf dem Gymnasium. Das Gymnasium neydi arkadaşlar? Lise demekti. Sondern sind auch danach. Evet. Onunla kalmadılar, onunla yetinmediler. Ne yaptılar onun ardından? Dana, gemeinsam, birlikte demek arkadaşlar. Zum studieren, studieren neydi arkadaşlar? Yüksek öğrenim görmekti. Biz bunu üniversite eğitimi değil mi? Yüksek okullar için kullanıyorduk studieren'i. Ancak burada isim haliyle karşımıza çıkmış oluyor. Zum studieren, biz buna pekala zum studium da diyebilirdik. Zum studieren nach England gegangen. Evet, burada ne diyor şimdi bu cümle arkadaşlar bize? Henry ve Noah sadece iyi arkadaş değillerdi liseden. Ne yapmışlar? Sondern sind auch danach gemeinsam. Bunun ardından ne yapmışlar? Yüksek öğrenim için zum studieren nach England gegangen. Sind gegangen. Bakın burada ne var arkadaşlar? Bir perfekt durum var. İngiltere'ye gitmişler. Neyden sonra? Liseden hemen sonra yüksek öğrenim için İngiltere'ye gitmişler. Burada fark ettiysek arkadaşlar ne varmış? Ne varmış? Şöyle bir size de bırakmak istiyorum ben açıkçası. Hemen altını çizmek istemiyorum. Fark ettiniz mi? Burada nicht nur var. Öyle değil mi? Artı ne var arkadaşlar virgülden sonra? Sondern auch. Öyle değil mi? Sadece bu değil. Aynı zamanda anlamına gelen nicht nur, sondern auch yapısını görüyoruz. Dilerseniz sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Buradan devam edelim. Henry studiert nun dort Musik und Noah Soziologie. Evet, burada ne var arkadaşlar? Cümleyi bir anlamlandıralım. Studiert, evet, nun, şu anda, jetzt anlamına gelen nun arkadaşlar. Dort, orada demek. Müzik, demek ki müzik öğrenimi görüyormuş. Und Noah, Soziologie. Demek ki Henry orada şimdi ne yapıyormuş? Müzik. Noah da ne yapıyormuş? Sosyoloji yüksek öğrenimi görüyormuş değil mi üniversitede? Bakın burada da arkadaşlar bir konnektör var. Ama ikili bir konnektör olmadığı için biz bu konu başlığı içerisinde kullanamayacağız bunu maalesef. Hangisidir o?
uns değil mi? Ve bağlacını görüyoruz. Ancak zweiteilige Konnektoren kapsamında olmuyor. Demek ki Henry orada müzik yüksek öğrenimi görüyormuş üniversitede. Noah'da sosyoloji eğitimi görüyormuş. Sonraki cümleyi geçelim arkadaşlar. Ne diyor? Einerseits fanden sie anfangs dieses Abenteuer im Ausland natürlich gern spannend. Andererseits hatten sie auch Ängste und Bedenken. Evet arkadaşlar, cümle neyle başladı? Einerseits de başladı. Ama öncelikle bir anlamlandıralım. Finden ne olmuş arkadaşlar? Fanden olmuş, bulmak demekti. Anfangs başlarda anlamına geliyor arkadaşlar. Bir taraftan başlarda dieses Abenteuer im Ausland. Evet arkadaşlar, burada ne diyor? Abenteuer, das Abenteuer, macera demek arkadaşlar. Im Ausland, das Ausland, yurt dışında. Bir taraftan yurt dışındaki bu macerayı, bakın burada demonstratif bir durum var, öyle değil mi? Çünkü bu macerayı, hangi macerayı? Bu macerayı, yurt dışındaki bu macerayı başlarda nasıl buluyorlarmış? Gern, natürlich gern, spannend. Ne demek yani? İlginç değil mi? Spannend için şey de diyebiliriz arkadaşlar. Mesela bir film için kullanılabiliriz bunu. Spannende film derken sürükleyici. Evet, bunu arıyordum. Sürükleyici demek arkadaşlar, spannend. Demek ki bu yurt dışındaki macerayı bir taraftan sürükleyici buluyorlardı. Natürlich neydi? Doğal olarak demekti. Andererseits, hemen bunu işaretleyelim. Einerseits, andererseits, öteki taraftan hatten sie auch Ängste und Bedenken. Angst neydi arkadaşlar? Hatta belki bunu bilirsiniz. Anksiyete denilir. Angst'tan geliyor. Korku demek arkadaşlar. Diğer taraftan da korkuları vardı. Bedenken, evet bununla yeni karşılaşıyor olabiliriz arkadaşlar ama denken neydi? Düşünmek demekti. Dolayısıyla bedenken ne olabilir arkadaşlar? Korku ve endişe, yani çeşitli düşünceleri vardı. Çünkü apayrı, yepyeni bir macera, daha önceden girmemiş oldukları bir durum değil mi yurt dışındaki yüksek öğrenim? Dolayısıyla korku ve endişeleri vardı anlamı gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu cümleyi bir toparlayacak olursak ne diyoruz? Einerseits fanden sie anfangs dieses Abenteuer im Ausland natürlich gern spannend. Andererseits hatten sie auch Ängste und Bedenken. Dilerseniz sonraki cümleye geçelim. Bu cümle bize ne diyor? Öncelikle bunu bir anlamlandıralım. Sie leben jetzt in einem Studentenheim und fühlen sich dort inzwischen richtig wohl. Evet, bu cümleye baktığımızda arkadaşlar öncelikle bir bakalım ne diyor? Sie leben jetzt in einem Studentenheim. Studentenheim arkadaşlar öğrenci yurdu demek. Demek ki şimdi nerede yaşıyorlarmış? Bir öğrenci yurdunda yaşıyorlarmış. Und fühlen sich dort inzwischen richtig wohl. Evet, sich fühlen, hissetmek demekti. Bu da refleksif bir fiildi, öyle değil mi? Dort, orada. Inzwischen arkadaşlar bu arada anlamına geliyor. Demek ki inzwischen bu arada, orada nasıl hissediyorlarmış? Richtig wohl, wohl iyi, huzurlu, mutlu anlamlarında birçok anlamı var arkadaşlar wohl'un. Dolayısıyla richtig wohl, iyice, tam anlamıyla iyi hissediyorlar diyor bu cümle. Şimdi biz bu cümleye baktığımızda zweiteilige Konnektoren görüyor muyuz arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Konnektör anlamında ne var burada? Und var. Ama ikili bir bağlaç söz konusu mu? Bakıyoruz. Değil. Öyle değil mi? Dolayısıyla diğer cümleye geçiş yapalım. Ne diyor? Abends gehen sie entweder, dikkat. Abends gehen sie entweder gemeinsam irgendwo günstig essen oder sie kochen sich selbst etwas in der Gemeinschaftsküche. Evet, fark ettiyseniz burada ne var arkadaşlar? Neyse, ona hiç girmeyeyim şimdiden. Öncelikle bir anlamlandıralım. Ne diyor? Abends gehen sie, akşamları nereye gidiyorlarmış? Entweder, evet,
Ya gemeinsam, birlikte. Irgendwo, herhangi bir yer demek arkadaşlar. Irgendwo demek ki herhangi bir yer. Günstig essen, günstig, uygun fiyatlı yemek yemeye gidiyorlarmış. Oder, ya da sie kochen sich selbst etwas in der Gemeinschaftsküche. Evet, sie kochen sich, kendilerine pişiriyorlar anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar bu. Sie kochen sich, demek ki kendilerine pişiriyorlar gibi bir anlam çıkıyor. Selbst, etwas, bir şey. In der Gemeinschaftsküche, Gemeinschaftsküche, birlikte, yani paylaşılan bir mutfağı kastetmiş oluyorum arkadaşlar buradan. Gemeinschaft neydi çünkü? Gemeinschaft, birliktelik, dernek gibi bir anlam da barındırıyor Gemeinschaft. Ama Gemeinschaftsküche demek ki ortak alan kapsamında, hani yurtlarda vardır ya işte ortak mutfak, ortak oturma odası gibi. Burada da demek ki ortak mutfak için Gemeinschaftsküche deniliyor. Dolayısıyla ne yapıyorlarmış? Akşamları ya ne yapıyorlarmış? Ya bir yerlere uygun yemeğe gidiyorlarmış, ya da ne yapıyorlarmış? Ortak alandaki, bu ortak mutfakta kendilerine bir şeyler pişiriyorlarmış. Bu cümledeki zwei teilige Konnektoren var. Fark ettiyseniz nedir acaba diye size soruyorum. Bir inceleyelim bakalım. Abends gehen Sie entweder gemeinsam irgendwo günstig essen oder Sie kochen sich selbst etwas in der Gemeinschaftsküche. Evet, fark ettiyseniz burada ya ya da yapısı var. Bakıyoruz hangisi olabilir arkadaşlar? Entweder, öyle değil mi? Oder. Demek ki akşamları birlikte ya uygun yemek yemeye gidiyorlar bir yerlere, ya da ortak mutfakta kendilerine bir şeyler pişiriyorlar. Öyle değil mi? Sonraki cümleye geçelim. Das dauert zwar etwas länger, aber dafür macht es Spaß, neue Rezepte auszuprobieren. Evet. Öncelikle bir bu cümleyi bir anlamlandıralım arkadaşlar. Dauern, es dauert, das dauert. Buradakinin anlamı arkadaşlar sürmek demek arkadaşlar. Yani bu yemek yapma işlemini kastediyor. Das dauert zwar etwas länger. Evet, birazcık daha uzun sürse de, aber dafür macht es Spaß. Spaß neydi arkadaşlar? Eğlence demekti. Dafür, yani burada dafür için buna istinaden gibi bir anlam çıkıyor arkadaşlar. Çünkü burada bir şeyi refere etmiş oluyoruz. Dolayısıyla birebir bunun Türkçe karşılığı yok. Burada bir dediğim gibi bir şey kastetmiş oluyor. Yani bu yemek yeme, yemek yapma, bu pişirmeye bir gönderme var. Neue Rezepte ausprobieren. Evet arkadaşlar, neue Rezepte neydi? Yeni tarifler demekti değil mi? Yeni yemek tariflerini kastediyor. Ausprobieren, bu da gene ayrılabilir fiili arkadaşlar. Denemek demek. Burada zu'yu görüyoruz. Zu plus infinitif. Auszuprobieren, öyle değil mi? Zu plus infinitif'te ne yapmıştık biz? Ayrılabilir fiillerde zu'yu araya sokmuştuk, öyle değil mi? Çünkü ne oluyordu bu? Auszuprobieren şeklinde yorumlanmış oluyordu. Dolayısıyla bu cümleye baktığımızda arkadaşlar, şöyle bir incelediğimizde burada bir ikili, yani zweiteilige Konnektoren konusuna dahil bir ikili bağlaç var. Acaba hangisi olabilir arkadaşlar? Önceki ders videomuzda evet incelemiştik bunu ayrıntılı şekilde. Baktığımızda acaba hangisi olabilir? Evet, das dauert zwar etwas länger, aber dafür macht es Spaß, neue Rezepte auszuprobieren. Evet, burada ne var arkadaşlar? Gerçi ama var arkadaşlar. Gerçi neydi arkadaşlar? Zwar. Gerçi biraz uzun sürse de, ama. Tabii güzel Türkçemizde biz bunu demeyiz, öyle değil mi? Gerçi ama demeyiz, ya da diyebiliyor muyuz? Gerçi uzun sürüyor ama deriz, öyle değil mi? Dolayısıyla gerçi biraz uzun sürüyor ama
eğlencelidir. Yeni yemek yemek tariflerini denemek demiş oluyoruz bu cümlede. Sonraki cümleye geçelim. Am Anfang konnten weder Henry noch Noah richtig kochen. Aber inzwischen haben sie ein ziemlich großes Repertoire. Evet. Baktığımızda bu cümle ne diyor? Am Anfang, başta, başlangıçta demek arkadaşlar. Konnten weder Henry noch Noah. Çok bariz bir şekilde. Ne diyor arkadaşlar? Ne Henry ne de Noah başlangıçta richtig kochen, tam anlamıyla yemek pişiriyorlardı. Yani başlangıçta ne Noah ne de Henry yemek yapabiliyordu. Yapamıyorlardı. Aber inzwischen haben sie ein ziemlich großes Repertoire. Evet, ama inzwischen, bu arada, değil mi, bu süreçte haben sie ein ziemlich großes, ziemlich ne demek arkadaşlar? Oldukça demek, değil mi? Acayip acayip çok anlamında gelen ziemlich, çok büyük, großes repertoire. Evet, repertoire. Bu arkadaşlar Fransızca'da repertuar demek. Yani ne demek istiyor? O kadar çok, o kadar çok yemek tarifleri var ki, değil mi? Koca bir kitap oluşturacak şekilde büyük bir kütüphane, büyük bir repertuar anlamına gelen Fransızca kökenli. Güzel Türkçemizde de repertuar diyoruz, öyle değil mi? Özellikle müzisyenler kullanır bunu. Geniş bir repertuar derler, değil mi? Kendi şarkıları için. Burada da gene großes Repertoire dediğimizde büyük bir repertuarları varmış. Burada da gene ikili bir bağlaç var. Acaba hangisi olabilir? Az önce vurgulayaraktan söylemiştim. Evet. Hangisi olabilir acaba? Am Anfang konnten weder Henry noch Noah richtig kochen. Evet. Direkt burada karşımıza çıkıyor. Hangisi arkadaşlar bu? Ne Noah? Pardon, düzeltiyorum. Ne Henry? Ne de Noah başta yemek yapabiliyorlardı. Ama şu anda geniş, çok geniş bir repertuarları var demiş oluyoruz. Burada abayı görüyoruz arkadaşlar. Doğrudur. Bu da gene bağlaç kapsamında. Ancak ikili bağlaç kapsamına girmiyor. Neden? Çünkü biz burada weder noch'u kullanmış oluyoruz. Evet. Son cümleye baktığımızda zwei neue Jungköche aus London demiş arkadaşlar. Burada herhangi bir ikili bağlaç söz konusu değil. Jungköche, koch neydi arkadaşlar? Bunu da meslekler konusunda görmüştük. Koch neydi? Aşçı demekti. Koch çoğulu köşe, Jungköche genç aşçılar demek oluyor, değil mi? Jungköche aus London, demek ki zwei neue Jungköche aus London, Londra'dan iki yeni neymiş arkadaşlar? Aşçı demekmiş bu son cümle. Evet, bu çalışmamızda arkadaşlar bir teksti ayrıntılı bir şekilde incelemiş olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir bu ayrıntılı çalışmamız. Sonraki ders videolarımızda arkadaşlar Almanca Kolay'ı takip etmeyi, yorum bırakmayı, paylaşmayı unutmayalım. Artı aşağıdaki bu zil butonuna tıklayalım ki sonraki ders videolarını kaçırmayalım. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.